Evet, herkese merhaba. Bugün Bitbit 3 kanalımızı inceliyoruz. Bir sene oldu alalı ama şimdi size gösterelim. Bu Bitbit 3 kanayı biz Decathlon'dan aldık. 17 kilo ama içinde pompa, kürek çıkmıyor. Onları ayrıca alıyorsunuz. Bir de ekstradan biz su çantası aldık. Onu da göstereceğim şimdi birazdan. Şimdi hemen kurmaya geçelim hızlıca. Şu anda pizza koyundayız. Kamp yapıyoruz şurada. Çok kalabalık. Bu kanalın da güzelliği bir sürü çadırlı olduğu için aynı bir sahilde toplanmak zorunda ama biz karşıdaki adalara gideceğiz. Orayı da drone ile gösteririm şimdi birazdan size. Şimdi açıyoruz kanalımızı. Öncelikle pompamızın hortumu var, onu şöyle atalım kenara. Salmalarımız altına takacağız. Yavaş yavaş çıkaralım. Evet, pompayı da alabilirsem neyse onu alacağım. Bu pompa en büyüğü sanırım, değil mi baba? En büyüğü müydü? Daha hızlı şişirsin diye bunu aldık ama daha küçükleri de var. Bunları ekstra alıyorsunuz. Parametre olan yok. Evet. Parametre olmuyor. Şöyle göstereyim. Yaklaş istersen. Şurada barometresi var. Bu şişirirken 1,5 PSI şişirmeniz gerekiyor sanırım. Gelişi güzel şişirmemek için pompayı. Yani biraz daha fazla para verip en azından patlamasını önlemek daha mantıklı gibi. Şimdi çıkarıyoruz. Ama biraz daha tombul oluyor onlar. Sığması da zor. Bunu ben zaten aynı çantanın içine sığdırıyorum. Şimdi kürekleri de göstereceğim. Küreklerimiz normalde iki seçenek var. Ya parçalı, böyle dört parçaya ayrılan var. Onları kano çantasına sokabilirsiniz ama bizim kanolarımız karavanda, şimdi ben onu getireceğim. İki parça. Onların da sebebini anlatacağım. Böyle açıyoruz. Evet. Bunu kullandıktan sonra şimdi şişireceğiz. Bunu kullandıktan sonra içine biraz su olabiliyor. Altta bir su atma kapağı var. Aynı zamanda şuradan cırt cırtları var. Alt zeminde buradan ayırabiliyorsunuz. Zaten kanalın orası burası 3 parça halinde. Mesela şurası patladığı zaman sadece burasının şeyini temin edebiliyorsunuz dışarıdan. Decathlon'da olabilir, tam bilmiyorum. Oradan alıyorsunuz, buraya takıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Sıkıntınız olmuyor. Ama kuruması için ıslak bırakmayalım. O yüzden onu ayırırsak kullandıktan sonra geri takarız, daha iyi olur. Şimdi biz bir şişirmeye geçelim. Şişirdik. Şimdi koltuklarını, iplerini takıyoruz. Bu şekilde şişiyor. Şimdi birazdan karşıya ve adaların arasına geçeceğiz. Orayı da göstereceğim size. Evet. Evet, şimdi kanalımızı şişirdik aşağıda. Şimdi karşıdaki Garip Adası ve Kalem Adası'nın arasındaki bölgeye gitmeyi düşünüyoruz. Karavanımızı kapatıp yola çıkacağız şuradan. Nasıl gidiyor baba? Şimdi Garip Adası ve Kalem Adası'nın arasında güzel bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Ama inşallah dalgalar bizi devirmez. Kanalın da güzelliği bu. Buradan geçtik şimdi pista koyundan. Şurada sahil güvenlik var. Gidiyoruz. Evet, Garip Adası'na doğru geliyoruz. Şurasının güzelliği bambaşka. Daha dün biz gece geldik. O pista plajını göremedim ama ne kadar nasıl güzel diye. Burası gayet güzel. Ama orası şu anda çok kalabalık. Çadırcı ve karavancı dolu. O yüzden çoğu kişi de buraya gelmiş zaten. Teknelerle tur da yapıyorlar. Eğer gelirseniz tekneyle de geçebilirsiniz buraya. Şu gerçekten çok güzel. Böyle bir kanalınız varsa buraya geldiğiniz zaman kesinlikle adaya geçin. Zaten Pisak koyundan da daha güzel diyorlardı burası. Şu bölge için. İki adanın arası. Burası Garip Adası, burası Kalem Adası. Şurada da Pisak koyu var. Arkamızda şurası Pisak koyu. Orası daha devamlı. Orası da.